Abi TV'den aklı başında olan, aydın olan herkese günaydın, sevgiler, saygılar kardeşlerim. Alternan antenaları çekmiyorsun demişti bir kardeşimiz. Vallahi böyle bir boylanmışlardı, böyle bir eğilmeye, büzülmeye başladılar. Ama bayağı bir filizler, milizler şuralarında. Bakın şöyle çiçeklenmeler falan var, gayet güzel. Şimdi kardeşler, geçen günkü konulara ben artık girmiyorum. Vallahi dün bayağı bir küfür yedim. Ana avrat küfür etti bana bir kardeşimiz. Ben özür diledim yine. Büyüklük bende kalsın abi. Yok abi, ben balıklar, hayvanlar dışındaki konulara çıkmıyorum. O konularda siz alimsiniz abi. Eyvallah. Siz çok iyi biliyorsunuz. Siz çok çok iyi biliyorsunuz. Benden çok iyi biliyorsunuz. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben otum. Bu hayatta hiç yaşamadım. Hiçbir tecrübem yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz güzel kardeşler. Bir ara bana da atomu nasıl parçaladığınızı öğretirsiniz artık yani. Bir şey demiyorum yani. Madem anlamıyorsunuz, yapacak bir şey yok. Hava bugün yine güzel. Şimdi birazdan kuşları açacağım. Akvaryumun gübrelemesini yaptım. Yani çünkü muhabbet kırıcı yerlere gidiyor. Yani şöyle mi böyle mi? Çok içler acısı. Bomboş mevzu var yani. Ben daha iyi biliyorum, sen bilmiyorsun. Ondan sonra küfürleşmeler, bilmem neler. Hepsi genç kardeşlerimiz. Kanları deli akıyor. Tabi yani sinirleniyorlar. Sinirlerini de küfürle dile getirmeye çalışıyorlar. Çok üzücü, kırıcı şeyler. Yani tabii ki burada ailelerin verdiği terbiye faktörü giriyor falan filan. Çirkin çirkin şeyler oluyor. O yüzden biz bu konulara artık girmeyelim. Kim ne yaparsa yapsın kardeşler. Siz daha iyi biliyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz hatta. Bu hayata dair. Benden daha tecrübelisiniz. Benden daha büyüksünüz. Eyvallah diyorum ben size. Eyvallah. Başka bir şey demiyorum yani. Ya bir ara bana da, ama tabii unutmayın, atomu nasıl parçaladığınızı, evinizin garajında nasıl parçaladığınızı da bana da bir ara öğretirsiniz kardeşler. Bakın, kırma yavrulardan bir tanesi. Fena değil. Yani gayet güzel. Oh, yani girdiğimiz muhabbetler hep kırıcı noktalara geliyor. Ya yani biz kardeş olalım dedikçe yani dün hatta şey, bilgiyi paylaşalım, sevgiyi paylaşalım lafımla bile dalga geçilmiş yani. Yani bunda yanlış ne var veya komik ne var veya hatta hani bencilce ne var, ben anlayamadım yani. Yanlış bir şey mi söyledim ben? Vizyonumuz, misyonumuz yanlış mı yani? Ben bunu anlayamadım. Bana bunu diyen adam, bilgiyi paylaşma, kendine sakla diyen adam kendi kanalında amacımız bilgi paylaşmak diye intro yapmış. Yani ulan madem benden özeniyorsun, nemalanıyorsun, niye bana küfür ediyorsun? Yani küfür ederek eline ne geçiyor? Yani anlayamıyorum abi. Anlamak da istemiyorum. Yoruldum artık ya. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Siz büyüksünüz abi. Aman. Aman abi. Aman. Of. Evet. Bulutlar geçiyor. Hemen her şey olabilecek gibi bir hava. Yani fırtına çıkabilir. Hatta esiyor. Ufaktan esiyor. Essin abi. Gelin çocuklar. Dün ne yaptım kardeşler? Dün bu suluğu temizledim. Üstüne de böyle bir sundurma gibi bir şey yaptım. Çok da iyi oldu. Hani içine pislik mislik de olmuştu. Çok kötüydü su. Hatta kokmuş. Çık 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 çık. Aa, olmaz. Olmaz. Siz de çıkın çocuklar, uçun. Pardon ya, telefonu da çok... Ne güzel uçuyorlar ya. İşte böyle uçamayanlar abi, uçmasın. Yani aman biz bir şey söylemeyelim. Çünkü daha iyi bilenler var. Onlara saygı gösteriyorum. Daha konuşmaya gerek yok gündemden, ondan bundan. Bir tane şekeri geldi. Bu ne ya? Gelsin abi. Ama o yabanilerin arasında uçan şekeri bence ya. Gider o abi, gider. Evet, onların arasında uçan şekeri. Yo.
Geliyor sanki. Tamam, bayağı bir dağıttık. Evet, o yabani şekeri var bir tane. Yabani ile eş. Ne olduğu belli olmayan. İnin abi, inin. Tamam. İnin. Çakalları da yavaş yavaş açacağız. Bakalım. Yani kardeşlerimizle sohbet etmek istiyoruz. Yanlış bilinen şeyleri söylemek istiyoruz. Ama yok, biz suçlu oluyoruz abi. Yok aman abi, sesimi çıkartmıyorum ben. Yurt dışında et ucuz diyorum. Oo, sen ülkeyi kötülüyorsun diyorlar. Lan elektrik kesildi diyorum. Oo, sen vatan hainisin, devleti sevmiyorsun. Hani sanki bunlara sebebiyet veren benim. Hani bunu yapan benim sanki. Etin fiyatını belirleyen benim. En sonunda işte biliyorsunuz, Noel'le yılbaşı farklı şeyler dedim yani. Yanlış bir şey mi bu? Yanlış bir şey mi söyledim yani? Ya akıl almıyor ya. Akıl almıyor yani. Akıl almıyor yani hani. O yüzden abi siz büyüksünüz. Ben eyvallah çekiyorum. Ben özür diliyorum. Yani. Bir ara bana da öğretin ama yani. Atomu nasıl parçalıyorsunuz? Bana da öğretin. Ben bilgisizim abi. Cahilim abi ben ya. Durum bu. Kardeşler. Biz işimize bakalım. Hayvanlar. Ben hayvanları biliyorum abi. Yani bildiğim şeyleri de herkese aktarıyorum bedava bir şekilde. Ha, kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Hani YouTube'dan şu ana kadar 331 lira para aldım. Onu da söyleyeyim. Herkese sözlü olarak beyan edeyim. Şu anda da 362 lira mı 360 lira mı ne birikmiş. 500 lira da alayım dedim. Hani 500 lira nedir ki kardeşler ya benim için? Sakız parası gibi bir şey. Hani buradan gelecek paraya muhtaç olsaydım, ooo işimiz işti, biz sürünüyorduk ya. Şükürler olsun, benim başka şeylerim var abi. Allah bize bakıyor yani, şükürler olsun. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi şükrediyorum. Yapacak bir şey yok. Yani olmayanlara versin abi. Aman. Aman abi, aman. Evet, o şekeri yabanilerin arasında olan şekeri yabani. Rengi şekeri derler. Kırmızıdan böyle pembeye kaçan. Hatta uçuyor şu karşıda yine. Yok abi, o gelmez yani. Uğraşır durursun. Kuş gösterirsin falan. Lan yoksa o değil mi ya? Pardon kardeşler. Vallahi ben küfürleri yedikçe böyle şeyim bozuldu yani. Konuşma şeklimde lan, lun falan. Çok özür diliyorum. Ya millet ana avrat küfür ediyor. Giriyor WhatsApp'ımdan oradan buradan. Benim de ahlakım bozuldu. Çok affedersiniz. Hemen lugatı toparlayayım. Yani ilginç ilginç olaylar yaşıyorum. Yani aman bir şeyi iddia etmeyelim yani. İddia değil yani. Benimkiler iddia değil. Benim her şeyim kanıta dayalıdır. Ben bir şey iddia etmem. Zaten iddia edilecek bir şeyse yani üstüne gitmem yani. Hani bilmediğim bir şeyse üstüne gitmem. Ha derim ki ben bilmiyorum abi. En güzeli de budur hayatta kardeşler. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Söylersin, biri bir şey bahseder. Aa ben bilmiyorum dersin, gayet doğal. Bilmek zorunda mısın yani? Ordinarius musun, profesör müsün? Yo. Bilmiyorum dersin ama benim konuşmalarım genelde hep kanıta dayalıdır. Bir şey iddia etmem. Ama buna rağmen hani aksini iddia edenler beni dinsiz ilan ediyor. Vatan haini ilan ediyor. O komiğime gidiyor. Yani çok durum çok vahim ama eyvallah abi, özür diliyorum. Bakın tekrar tekrar, siz daha iyi biliyorsunuz. Siz kamilsiniz. Tamsınız. Siz muhteşem insanlarsınız. Abi siz en iyisini bilirsiniz. Bana da bir ara öğretin yani atomu nasıl parçaladığınızı. Ama bunu da rica ediyorum sizden. Ben bilmiyorum. Daha parçalayamıyorum yani. Ya bilgisizim abi. Özür dilerim. Ya vallahi billahi. Nerelere geliyor konu ya. Yani içler acısı. Ya dün bomboş ya. Bomboş. Kalp kırmaca yani. Sırf hani aynı ülkenin insan. Ya bu kadar mı ayrı olur ya? Aynı ülkenin evlatları bu kadar mı düşman olur birbirine ya? Yok sen şöylesin de ben böyleyim. Ya bırakın abi ya. Biz Türkler ne zaman bir olacağız ya? Vallahi kurban keseceğim ya. Dün şey kömürlükte balık üretimi Ramazan kardeşime söyleyeyim. Vallahi kurban keseceğim ya. Türk dünyası bir olsun. Kurban keseceğim ya. Vallahi kurban keseceğim. Bir olsun, tek olsun, kardeş olsun, kurban keseceğim ya. O gün diyeceğim ki evet bugün o gün işte. O gün kurban keseceğim ya. Böyle bir şey olamaz ya.
Şimdi dertlendik biraz kardeşler, konuştuk ettik, 10 dakikayı doldurduk, biraz uzun olsun son durum. Kuşlar orada bir şeyler buluyor, didikliyor midikliyor. Şimdi dün götürdüm şeyleri, beyazla Arap kelebeği götürdüm, bizim buradaki turuna pet shop'a verdim. Gevezeliği bırakıp biraz işimize bakalım. Biliyorsunuz şu çikolata baska kaçaktı, gitmeden yakalamıştım. Şu kırmızı kaçaktı, yabani gibiydi bu kuş ya, nasıl alışmış ya, görüyorsunuz. Şimdi çakal erkek öyle uçmaya çalışıyor falan. Biraz daha tutacağım. Birkaç gün daha tutup açayım ben bunun kanadını. Çünkü eşi var. Eşi almışlar bununla. Şükürler olsun. Mucizevi bir şekilde onunla eşi aldı yani. Kanadını aslında bugün de açılabilir ya. Hatta hava güzelken açacaksın. Vurup indireceksin yani. Alışsın abi. Bir an önce alışsın. Uçmayan kuş istemiyorum. Kuş dediğin uçacak da, yumurtlayacak da, yavrusuna da bakacak. Abi öyle kuşlar lazım bize ya. Tabi bu bütün kuşlarda karakteristik olarak değişiyor. Kimisi yavrusuna iyi bakamıyor, kimisi iyi uçamıyor, kimisi iyi uçuyor. Ama ikisini bir arada yapabilen kuşlar lazım. Valla şu an hala karar veremedim. Hani tek bir ırk mı besleyeyim? Dolapçıydı gönlümde olan. Yani ama çakal da bulduk bir takım. Aslında şöyle yapabilirim yani. Her sevdiğim ırktan birer takım şekline getirebilirim yani. Sonuçta burada posta alıştırdık ya. Sabuni posta, bakın orada eşi de tip. Yani şimdi postayı alıştırdık. Olmadı postaya bir eş alırız. Tipe bir eş alırız. Bunları eşe vurmak da bir dert yani. Ayrı bir yerde tutmak gerekiyor falan. Durum bu kardeşler. Tekrar ediyorum özürümü. Tekrar tekrar özür diliyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz kardeşler, pet konusundaki her şeyi, hayata dair her şeyi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Siz alimsiniz, siz bilgilisiniz, siz her şeyin en doğrusunu bilirsiniz. Eyvallah diyorum, eyvallah çekiyorum. Yani bana da bir ara ama öğretin yani atomu nasıl parçaladığınızı. Sizleri seviyorum, kendinize çok çok iyi bakın. Pardon, çok affedersiniz. Durum bu. Çarşamba gününüz hayırlı uğurlu olsun. Çalışanlar için bol, bereketli, kazançlı bir gün olsun. Okul var mı bilmiyorum. Okula gidenler için Allah zihin açıklığı versin. Durum bu kardeşler. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba kardeşler. Ya şimdi şöyle bir şey. Veda ettik gittik ama olmadı yani. Tamam, son durum biraz uzun oldu ama olsun. Çakal erkeğin kanadını açtım abi ben. Hadi vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bunu da paylaşayım dedim hazır kümesin başındayken. Daha içeriği çekmedik ya. O aklıma geldi. Vallahi çakalı açtık abi. Bakın kanadı açık. Aman çok fazla da ürkütmek istemiyorum. Hala kanadını şey yapıyor. Aman abi sen çıkma ya, dur hemen hemen nereye yani? İnşallah kaçmaz. İnşallah kaçırmayız. Bakalım ne olacak. Şimdilik hoşça kalın. İçeriden devam edeceğim kardeşler. Görüşürüz. Evet kardeşler, herkese tekrardan selamlar. Şimdi akvaryumumuzun ışıklarını açtık. Valla şu herhalde ventileri öne alacağım. Bunları kaldıracağım abi ya. Böyle olmayacak galiba. Bu iş böyle olmayacak abi. Yani bu konuda biraz şeyiz yani. Şu yosunları falan buradan çekip alacağım ben abi. Burada da evet saç yosunu boy göstermiş tabii yani, o kadar su kimyası o kadar değişti ki. Bir de ışık devamlı açık kalmış abi. Olmadı yani. Ama tabii bu da iyi olacak. Sizlere bu süreci nasıl atlattığımı göstermiş olacağım an ve an. Oo, bayağı saç yosunu oluşmuş buralarda. Bitkilerde tabii ilk bir yaprak dökümünden sonra kendilerini toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Daha önce de böyle şeyler yaşamıştım önceki akvaryumlarımda. Hem de bunları nasıl yok ettiğimiz kayıtlı bir şekilde
kanalımızda durur. Saç yosunu isteyen var mı kardeşler? Yani tabii ki yoktur da bu işin şakası. Gerçi bunları Japonlara versek yerdi. Gerçi oraya da hiç bulaştırmamak lazım. Cımbızdan bile zor çıkıyor ya. Vallahi billahi. Cımbızdan bile zor çıkıyor. Abi bir dakika, kazağımızı mazağımızı şey yapmayalım. Küçük parçalar. Şuralarda bile bayağı bir oluşmuş yani. Yosun yiyici türlerimiz var hesapta ama hani yosun yediklerini, gerçi sistem bozulmadan önce gayet iyiydi durumlar ya. Yiyorlardı yani. Ya bunlar evet, kuma muma da bulaşmış. Çok kötü, çok kötü. Yani kısmen temizledik kardeşler. Yapacak bir şey yok cımbızla. Artık bunların kendi kendilerine gitmesini bekleyeceğiz. Ya şey çok kötü büyümüş. Çınar ta buralara gelmiş. Bakar mısınız ya? Oradan kökleri buraya gelmiş. Yani enteresan. Staroigny repensler tekrardan filizlendi, mizlendi. Burası gayet güzel gözüküyor. Buradan da işte bir Christmas moss mudur nedir? O çıktı. Biliyorsunuz gitmeden vardı. İyi, tamam, olsun. Şimdi gübrelemeyi de arttırdık falan filan. Yani düzene soktuk, arttırdık derken. Kendilerini toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Betaları biraz çekelim. Burada bir herhalde muhtemelen dişi adayımız var. Rengi böyle değişik. Şurada olan artık dişi olacak gibi gözüküyor. Çok da enteresan. Vallahi babaları çok enteresandı. Abileri de çok enteresandı. Aman elim ıslak kaydırmayayım. Burada da böyle bir model var. Şöyle göstereyim. Şimdi ha, bir kardeşimiz Murat Ünlü kardeşim, selamlar olsun buradan. Beni etiketlemiş birisi. CC Pet Shop'ta dişi beta buldum demiş. Dişi beta varsa erkek beta da vardır. Oraya gidip bakacağım. Yakuplu da burada bana yakın. Artık bir çift bulabilirsek iyi kötü. Yani böyle gözüme hitap edecek, zevkime hitap edecek. Onları alacağım, üretmeye başlayacağım kardeşler. Hem de betalarla ilgili yeni bir serüven olur, içerik olur, güzel olur. Şimdilik hoşça kalın. Yani bayağı da uzun oldu son durum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşler.